Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Görevden alınan ya da kendi isteğiyle ayrılan isimlerle sürekli gündemde kalan Başkan Donald Trump'ın yakın çalışma ekibindeki son durumu aktaracağız bugün. Trump'la kimin yolları ayrıldı ve neden ayrıldı sorularına yanıt arayacağız. Eski Başkan Barack Obama'nın Chicago'da kurmayı planladığı merkezin kente katkılarına ilişkin beklentileri paylaşacağız. Kadınların Amerikan siyasetindeki rolüne değineceğiz. Ardından New York'a uzanacağız. Kar fırtınası uyarısının ardından bölgedeki son durumu öğreneceğiz. Ama ilk durağımız başkent Washington. Donald Trump bir yıldan uzun bir süreyi geride bıraktığı başkanlık koltuğunda çok sayıda isimle çalıştı. Ancak kampanya dönemi de dahil bu isimlerin birçoğuyla yollarını ayırdı. Kimileri istifa etti, kimilerinin görevine son verildi. Başkan Donald Trump'ın ekibindeki bu isim değişikliklerinin altında yatan nedenler neler? Trump kimlerle çalıştı, kimlerle yola devam etmesi beklenmiyor? Bu soruların yanıtları Mehmet Sümer'de. Mehmet. Özlem, şu ana kadar yaklaşık bir yıllık süre içerisinde Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la birlikte çalışan ekipten hemen hemen üçte biri görevinden bir şekilde ayrılmış durumda. Senin söylediğin gibi bir kısmı kovuldu, bir kısmı ise kendi isteğiyle istifa etti. Kendi isteğiyle istifa edenlerin arasında dün akşam saatleri itibariyle Başkan Donald Trump'ın ekonomik danışmanı ve Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Gary Cohn da eklendi. Bu açıkçası önemli istifalardan biri oldu. Hatta bu sabah Amerikan borsaları onun etkisiyle, bu istifanın etkisiyle ciddi ve sert düşüşlerle açıldı. Çelik ihracatının, çelik ithalatına getirilen vergiler konusunda, getirilecek olan vergiler konusunda Başkan Donald Trump'la ciddi bir fikir ayrılığı içerisinde olduğu ve çatışma içerisinde olduğu bir süredir Gary Cohn'un söyleniyordu. Ve dolayısıyla bu çatışma neticesinde de, bu fikir ayrılığı neticesinde de Cohn istifa etmekte çözümü buldu ve Beyaz Saray'daki görevini ayrıldı. Dün konuya ilişkin bazı değerlendirmeler yapan Başkan Donald Trump, ki aslında Gary Cohn'un istifası henüz daha belli değildi. Geride bıraktığımız hafta içerisinde iletişim direktörü, Beyaz Saray'ın iletişim direktörü Hope Hicks'in ayrılmasıyla birlikte alevlenen tartışmalarla ilgili bir soru üzerine Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'ın inanılmaz bir enerjisi olduğunu, herkesin Beyaz Saray'da çalışmak istediğini, içeride de çok yetenekli insanların çalıştığını söyledi. Bugün sabah saatlerinde de görevinden ayrılan Cohn'un yerine, ekonomik danışmanının yerine çok sayıda aday olduğunu, çok sayıda insanın yine çalışmak istediğini, Oval Office'te görev almak istediğini, aralarından en uygun olan ismi seçeceğini söyledi. Ancak her ne kadar Başkan Donald Trump Beyaz Saray'ın içerisinde ciddi bir uyum var dese de, çok kısa bir dönem iletişim direktörlüğünü yapan Scaramucci, geride bıraktığımız hafta içerisinde televizyon kanallarına verdiği bir röportajda Beyaz Saray'ın içerisinde aksine çok ciddi bir huzursuzluk olduğunu, çalışanların ciddi bir korku ve endişe yaşadıklarını ve daha çok sayıda ismin istifa edeceğini söylemişti. Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin istifa edeceği söylentileri var. Özellikle McMaster'ın bu ayın sonuna doğru istifasını sunacağı, hatta Pentagon'da kendisine yeni bir görev arayışı içerisinde olduğuna dair iddialar var. Bunlar şu aşamada yalanlandı. Ancak en önemli üst düzey iki isim, McMaster ve John Kelly de eğer ayrılırlarsa, iddialar gerçeğe dönüşürse, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki işi gerçekten zorlaşmış olacak. Söylediğimiz gibi şu ana kadar Beyaz Saray Başdanışmanı Steve Bannon'dan tutun iletişim direktörlerine kadar, ki iletişim direktörlüğü koltuğunda 5. isim gelmiş olacak. En çok isim değiştiren koltuklardan biri oldu. Şimdi de ekonomi danışmanı, yine dediğim gibi önemli bir isim, istifa etmiş oldu. Beyaz Saray'da bir bakıma kan kaybı sürüyor. Ancak dediğimiz gibi iddiaların aksine Başkan Donald Trump'sa Beyaz Saray'da müthiş bir uyum ve çalışma olduğundan bahsediyor. Şimdi tabii gözler Gary Cohn'un yerine ekonomi danışmanlığına hangi ismin getirileceğine bir taraftan da çevrilmiş durumda. Mehmet Sümer, Başkan Donald Trump'ın ekibindeki son durumu aktardı. Teşekkürler Mehmet. Önümüzdeki günlerde beraber çalıştığı başka isimlerle de yollarını ayıracak mı? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Başkan Donald Trump cephesinde bunlar yaşanırken şimdi bu görevi devraldığı Barack Obama'ya geçiyoruz. Hawaii'de doğan, Endonezya'da büyüyen, New York'ta üniversiteye giden eski Başkan Obama, eşi Michelle'in doğup büyüdüğü Chicago'yu memleketi olarak tanımlıyor. Siyasi kariyerinin temellerini 1980'li yıllarda Chicago'nun en yoksul, suç oranının en yüksek semtlerinin bulunduğu güney kesiminde atan Obama, başkanlık merkezinde bu bölgede kurmayı planlıyor. Ancak kurulduktan sonra bölgeye çok önemli ekonomik
katkılar sağlayacağı tahmin edilen merkez hakkında bazı kaygılar da mevcut. Eski Başkan Obama yuvam diye tanımladığı Chicago'nun South Side yani güney kesiminden birkaç kilometre ötedeki McCormick Kongre Merkezi'nde kendisine destek vermeye gelenlere gelecekle ilgili planlarını anlattı. Önümüzdeki 4 yıl içinde 3 milyar dolarlık ekonomik faaliyet inşaat sektöründe 5000 kişiye, kurulduktan sonra ise 2500 kişiye kalıcı ve uzun vadeli istihdam sağlayacak bir planımız var. 300 milyon dolara mal olacak Obama Başkanlık Merkezi'nin Michigan Gölü kıyısındaki Jackson Park'ında inşa edilmesi planlanıyor. 20 hektarlık kampüste kamusal kullanım için çeşitli mekanlar düşünülüyor. Merkezin ana parçası ise Obama Başkanlık Müzesi'ne ev sahipliği yapacak kule olacak. Merkezin sadece müze kısmını 700 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Bu merkezi sadece güney bölgesi için değil, tüm Chicago için adeta bir mücevher haline getireceğiz. Ancak kentin güney kesiminde projeyi desteklemeyenler de var. Obama başkanlığı sona erdikten sonra geçen bir yıl içinde kariyerine sivil toplum örgütleyerek adım attığı mahalleyi unutmuş gibi görünüyor. Profesör Tom Mitchell bir zamanlar Obama'nın da çalıştığı Chicago Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Mitchell, merkezin üniversite kampüsüne yakın Jackson Park'ında kurulması planına karşı çıkan dilekçeye imza atan 200 akademisyenden biri. Merkez zaten bina yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir bölgede. Küçük bir alana sıkıştırılmak zorunda olacak. Adjacent to a commercial strip. Kendisini Obama ailesinin dostu olarak gören Mitchell, çiftin başkanlık merkeziyle ilgili kaygılara kulaklarını tıkadıklarını düşünüyor. Uzmana göre halka açık bazı toplantılara rağmen kamuoyunun inşaatla ilgili fikri yeterince alınmış değil. Bölge halkının şüphelerini dile getirebilecekleri toplantılar yapılmadı. Obama'nın buraya gelmesi ve insanlarla yüz yüze konuşması gerçekten harika olur. Dev ekranların önünde, dev salonlarda değil, mahallelerde küçük gruplar halinde toplantılar düzenlenmesini isteriz. Obama ise kaygıları gidermeye çalışıyor. Herkesin eşit olarak temsil edilmesini istiyorum. Buraya kar amacı gütmek için gelmiyoruz. Bu merkezi inşa etmek, kurmak, hizmete sokmak için gereken fonları toplamaya çalışıyorum. Vakıftan maaş almıyorum. Michelin de benim de tüm isteğimiz toplumun bu merkezden yarar sağlaması. Chicago'nun terk edilmiş binaları ve yüksek suç oranıyla bilinen güney kesiminin çehresi bu merkezle değişebilir. Obama inşaatı 2021'de tamamlanması planlanan başkanlık merkezinin kentin güneyine bambaşka bir karakter kazandırmasını umuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken Amerika'da kadınların durumuna bakıyoruz biz de haberlerimizde. Kadınlar Amerikan nüfusunun yarısından fazlasını oluştursa da ülkede her 5 politikacıdan yalnızca biri kadın. Uzmanlara göre 2018 Amerikan politikasında kadın yılı olabilir. Birçok sosyal medya sitesi 2018 seçimlerine katılacak kadın adaylara destek vermeye hazırlanıyor. İçeri gelmek ister misiniz? Işıkları taktıracağız. Bu Erin Upchurch'un ilk kampanya videosu. Erin Upchurch daha önce hiç seçime girmedi. Upchurch bu sosyal medya klibinin yapımı için para ödemeyecek. Bu projede çalışan herkes gönüllü. Kaynak bulan ve bu şekilde yardım eden arkadaşlara sahip olmak çok güzel. 2016 seçimleri öncesinde şirket sahibi Megan Park, siyasetin çehresini değiştirmek için video konusundaki deneyimini kullanmak istedi. Park, Putting Women in Their Place, Kadınları Yerlerine Yerleştirmek adlı internet sitesini başlattı ve medyadaki eski dostlarından yardım istedi. Herkes, harika fikir, ben ne yapabilirim, beni de ekle, haydi yapalım dedi ve bütün bir günlerini buna ayırmaya razı oldu. Putting Women in Their Place, kadınları ilk siyasi yarışlarında destekleyen birçok sosyal medya kaynağından biri. Demokrat kadınlar için siyasi bir program olan Emerge, Ortaya Çık, Why She Runs, Neden Yarışıyor Twitter hashtagini başlattı. Project Sheila web sitesi tasarlıyor ve bunu yaparken sadece adayın ödeyebileceği kadar para alıyor. CrowdPack, adayların ne kadar bağış toplayabileceğini resmi açıklama yapılmadan önce hesaplıyor. Eğer bu adaylar yarışmamaya karar verirse, bağışçılardan para alınmıyor. Aristotle bağışçı çağrı listesi için 190 milyon seçmenlik veri tabanına sahip.
polis de kapı kapı dolaşarak oy toplamak için yürüme haritaları oluşturan bir mobil uygulama. Bu internet siteleri yeni başlayanlar için harika. Ancak birçok kişi kadınların çok genç yaştan itibaren desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Amerika'nın ilk kadın başkanı olmak ister miydin? Evet, ama daha sonra bunun çok fazla sorumluluk olacağını fark ettim. Başkan gerçekten çok yoğun. Ben ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Ve bu da 11 yaşındaki Shyla Singer. Okulda bazıları ben başkan olmak istiyorum diyor. Bence bu kulağa oldukça ilginç geliyor. Bundan 25 yıl sonra hangi kız çocuklarının başkan olacağını hiç kimse tahmin edemez. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Şimdiki durağımız New York. Geçen hafta bölgede yaşanan fırtına yüzünden 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve on binlerce kişinin elektriksiz kalmasının ardından bu kez yeni bir kar fırtınası uyarısı yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipinin başta New York olmak üzere ülkenin kuzeydoğusundaki bazı kentlerde yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyordu. Peki bölgede son durum ne? Bu sorunun yanıtı için bu kez sözü New York'tan Aslı Pelit'e bırakıyoruz. Aslı. Merhaba Özlem. Evet, ABD'nin kuzeydoğu eyaletleri yeni bir kar fırtınasının etkisi altına girdi. Beklentilerin biraz sonrasında gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde bekleniyordu fırtına. Fakat bu sabah New York sadece yağmurlu bir güne uyandı. Fakat geçtiğimiz 2 saat boyunca yoğun kar yağışı ve tipi başta New York olmak üzere sadece New York değil, New York eyaletinin kuzey kısmını da etkilemesi bekleniyor. Hava tahmin uzmanlarına göre New York'un bazı bölgelerinde kar kalınlığının 30 ila 40 santimetreyi de bulması bekleniyor gün sonuna kadar. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kar yağışının başlamasıyla birlikte belediye ekiplerinin de teyakkuzda olacağını ve kent halkını bilgilendireceğini söyledi. Nitekim her saat başı yeni bir uyarı geliyor telefonlara. Önemli tabii, yollar tuzlandı. New Jersey Valisi Phil Murphy, dün akşamdan itibaren eyaletinde olağanüstü hal ilan etti. Bu da tabii yolların tuzlanmasıyla başladı. New York Belediyesi'ne bağlı ekipler kentte tuzlama çalışmalarına devam ediyorlar. Belediyeden gelen bilgilere göre 2400 kişilik ekip tarafından 700 araç aralıksız olarak şehri tuzlayacak. Bölge yetkisini alması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle havaalanlarında birçok seferin iptal edileceği belirtildi. Sabah saatlerinde aldığımız bilgilere göre New York'taki 3 havaalanında olumsuz hava şartları yüzünden en az 1500 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Bunlar New York Havaalanı'nda 550, JFK Havaalanı'nda 450, LaGuardia'da da 425 uçuş iptal edilmiş. Birçok tarifeli sefer de gecikmeli olarak yapılacak. Ayrıca şu anda dışarıda artık göremiyoruz bile. Bu yüzden vapur seferleri de durduruldu Staten Island adasına. Onun dışında metro seferleri yavaşlatılabilir. New York Valisi Andrew Cuomo'nun dün yaptığı basın toplantısında geçtiğimiz hafta meydana gelen kar fırtınasından sonra hala 78 bin kişiye eyalette elektrik verilemediğini ama bunun kabul edilemez olduğunu düzeltmeye çalıştıklarını söyledi. Fakat tabii ki de dün başlayan ve bugün hatta perşembe gününe kadar da şu anda devam etmesi öngörülen hava şartları yüzünden bu bölgelere hala elektrik verilemiyor. New York'ta hala şu anda durum belki de beklentilerin daha altında. Çünkü fırtınanın güney New York'tan kuzeye doğru ilerlediği, yani sadece yer değiştirmesi söz konusu. İlerleyen saatlerde size konuyla ilgili bilgi vermeye web sayfamızdan devam edeceğiz. Özlem, şimdilik New York'ta haberler böyle. New York'tan Aslı Pelit bölgedeki son durumu aktardı. Teşekkürler Aslı. Sırada Amerikan basından özetler var. Bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan başlıkları Mehmet Toroğlu özetliyor. Özlem, Amerikan basın özetlerine Wall Street Journal ile başlıyoruz. Wall Street Journal, Trump'ın en üst düzey ekonomi danışmanı Gary Cohn'un başkanlığa çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulanması kararı üzerinde zıtlaşmaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini bildiriyor. Gazete, gümrük vergisi uygulamasına karşı çıkan Goldman Sachs grubunun eski yöneticisi Cohn'un Beyaz Saray'dan ayrılmasının piyasaları ve yatırımcıları olumsuz etkileyeceğini öngörüyor. Habere göre geçen yıl Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesine de karşı çıkan ve yine kaybeden tarafta yer alan Cohn, Başkan Trump'ın 1 trilyon dolarlık altyapı projelerinde fazla ilerleme kaydedemeden görevden ayrılıyor.
Öte yandan federal bütçe açığının büyümesi ve enflasyonun yükselmesiyle ilgili kaygılar ve Trump'ın ticaret savaşları başlatmaya hevesli görünmesi finansal piyasalarda olumsuz yönde yansımıştı. Uzmanlar şimdi konun görevi bırakmasıyla piyasalardaki sarsıntının daha da şiddetleneceğini öngörüyor. New York Times ise Trump yönetiminin Kuzey Kore politikasıyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Başkan Trump'ın iş başına gelirken kendisinden önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama'nın Kuzey Kore politikalarındaki yanlışları tekrarlamayacağı sözü verdiğini, ancak şimdi Trump'ın da benzer bir duruma düştüğünü yazıyor. Habere göre Trump, Kuzey Kore ile çok uzun sürecek ve sonucu öngörülmeyen müzakere tuzağına düşmeyeceğini, Bush ve Obama'nın yaptığı hatalardan kaçınacağını söylemişti. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını bir kenara bırakıp müzakere masasına oturma istekliliği göstermesi, bir kez daha ne kadar süreceği belli olmayan ve son derece karmaşık bir sürecin kapısını aralıyor. Gazeteye göre Trump, başta Amerika'nın Kore Yarımadası'ndaki askerlerini geri çekmesi olmak üzere bazı konularda taviz vermesi için Kuzey Kore'den baskı görecek. Öte yandan Kuzey Kore ile diplomatik ilişki kurma konusunda son derece istekli olduğu gözlenen Güney Kore'nin bu tavrı da Trump yönetiminin Kuzey Kore'ye yönelik azami baskı ilkesine dayalı politikalarını zora sokabilir. New York Times'ın bir başka ana sayfa haberi ise Amerika ve Çin'in teknoloji dünyasında üstünlük elde etme yarışıyla ilgili. Gazete, ulusal güvenlikle ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya ve ekonomik çıkarlarını korumaya çalışan Amerika ve Çin arasındaki rekabetin giderek teknoloji alanına kaydığını yazıyor. Habere göre Amerikan hükümeti, Amerikan yarı iletken telekomünikasyon ekipmanları devi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom tarafından satın alınma girişimi hakkında ulusal güvenlik kaygılarını öne sürerek soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Hükümete göre bilgisayar ve akıllı telefon çipleri üreticisi Qualcomm'un Singapur menşeli firma tarafından satın alınması, Amerikan teknoloji firmalarını Çinli rakipleri karşısında zayıf duruma düşürebilir. Amerikan Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, Qualcomm'un piyasadan çıkmasının oluşturacağı boşluğun Çinli firmalar tarafından hızla doldurulacağı, bunun da Çin'in küresel teknoloji sektörünü işgal altına alması anlamına geleceğini kaydetti. Gelecek nesil 5G kablosuz bağlantı teknolojisinin öncülerinden olan Qualcomm, aynı zamanda teknoloji sektöründe Amerikan hükümetinin de en önde gelen tedarikçilerinden biri. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehmet. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Sevan Bıçakçı bir mücevher tasarımcısı ve zanaatkar ama yarattıkları sadece mücevher olarak değil bir sanat eseri olarak görülüyor. Dünyaca ünlü ismin 12 yaşında Kapalı Çarşı'da başlayan hikayesi bir belgeselle taçlandırıldı. Belgeselin dünya premieri için Washington'a gelen yapımcı ve yönetmen Ümran Safter, Amerika'nın Sesi'nin konuğu oldu. Sevan Bıçakçı'nın sanatı ve yaşamını anlatan İstanbul'u mücevhere sığdıran usta belgeselinin dünya premieri Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde yapıldı. Filmin yapımcısı ve yönetmeni Ümran Safter belgesel sürecini Amerika'nın Sesi'ne anlattı. İki sene önce Washington Bağımsız Film Festivali'ne Ara Güler belgeselinizle katılmıştınız. Şimdi de Sevan Bıçakçı belgeseliyle buradasınız. Nereden aklınıza geldi Sevan Bıçakçı'nın hikayesini anlatmak? Sevan Bıçakçı'nın bir yüzüğüne baktığınız zaman İstanbul'un her şeyini görüyorsunuz. Tarihini, uygarlıklarını, boğazı, martıları, kiliseleri, camileri, çeşmeleri. Hani bu anlamda İstanbul'u eserlerinde en güzel anlatan, dünyaya en güzel tanıtan ustalardan biriz. Ara Güler filmini çekerken Sevan Bıçakçı'yla da bir şekilde tanıştık ve onun da filmini yapmaya karar verdik. Yani fikir bu şekilde gelişti. Geçen yıl ilk kez bir araya geldik Sevan Bıçakçı'yla. Fikrimizi kendisine açtık. Önce bir kabul etmedi. Zira Bıçakçı televizyonlara, gazetelere çıkmayı sevmeyen bir sanatçı. Ümran Safter ünlü tasarımcıyı gençlere örnek olacağı, ilham vereceği fikriyle ikna etmiş ve başarı öyküsünü ekrana taşıyabilmiş. 12 yaşında başlıyor Sevan Bıçakçı. Kapalı Çarşı'da çırak olarak başlıyor. 18 yaşında da ilk dükkanını açıyor. Risk almasını bilen birisi. Farklı şeyler yaratmasını, risk almasını ve çok çalışkan da birisi aynı zamanda. Ve biz de o yüzden filmi böyle bir zümrüt yüzüğün oluşumuna paralel olarak anlattık.
yani Zümrüt Yüzü'ye başlıyor ve nereden ilham alıyor tabii onları da hep anlatmaya çalıştık. Ve bütün 36 hafta boyunca o yüzüğün oluşumuna paralel olarak anlattık filmimizi. Hakikaten bir sonuç itibariyle bir deha ile karşı karşıyayız. Hani küçücük yüzüklere koskocaman bir şehrin tarihini sığdırıyor. Bu kadar görkemli bir zanaatla uğraşırken aynı zamanda çok da mütevazı bir kişilik. Yönetmen Ümran Safter, son derece işbirliğine açık olan Sevan Bıçakçı'nın ekibinin de önemine dikkat çekiyor. Sevan Bıçakçı'nın atölyesinde yaklaşık 25-30 kişi çalışıyor. Bunların arasında heykeltıraşlar var, mine ustaları var, hattatlar var. Yani pek çok kategoriden sanatçı çalışıyor. Hep birlikte üretiyorlar zaten yüzükleri. Ama tabii ki Sevan dizayn ediyor. Onun beyninden çıkıyor bütün tasarımlar. Ama böyle bir ekiple, böyle bir sanatçı ekibiyle birlikte çalışıyor. Kaç kişilik ekiple, kimlerle çalıştınız? İşte ben hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini yaptım. Ahsen Diner senaryosunu yazdı. Yine Nezih Tavlaş Regüler filminde de birlikte çalışmıştık. Proje koordinatörlüğünü yaptı. Eski haber kameramanlarından Orkun Telli ile Bülent Yılmaz görüntü yönetmenliğini yaptı. Esra Yeşilçmen uygulayıcı yapımcısıydı filmin. Surat Şarma yapım danışmanıydı. Müzikler de gayet dikkat çekiciydi. Yine Aragüler filminde birlikte çalıştığımız Derya Türkan besteledi müzikleri. Son derece önemli müzisyenlerle çalıştı. Cihat Aşkın gibi, Baki Duyarlar gibi. Bu filmde bir sürpriz oldu. Ara Dinkcihan İstanbul'a gelmişti. O da filme bir parçasıyla katılmak istedi. Filmin final müziğini yaptı. Kendisine bu anlamda çok teşekkür borçluyuz. Belgeselin ilk yurt dışı gösteriminin Washington'da olması da tesadüf değil. Pek çok festivale başvurduk. Dünya premierini burada Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde yaptık. Bu festival benim için çok önemli çünkü Aragüler filmi 2 yıl önce burada en iyi film ödülünü kazanmıştı. Gerçekten hani butik ve son derece işlevsel bir festival. Yine Londra Uluslararası Film Festivali'nde kabul edildik. Orada iki kategoride ödüle aday gösterildik. En iyi yabancı dilde film yönetmeni ödülü ve en iyi kurgu yönetmeni ödülü. Ödül kazanamadık ama orada olmak bile bizim için gerçekten gurur verici bir şeydi. Ermeni asıllı Sevan Bıçakçı'nın öyküsüne ilgi gösteren bir ülkede elbette Ermenistan olmuş. Ermenistan Devlet Televizyonu geldi İstanbul'a. Hem Sevan Bıçakçı'yla röportaj yaptı hem de benimle çok ilgi gösterdiler filme. Yine Agos gazetesi uzunca bir röportaj yaptı tam sayfalık. Onlar da ilgi gösterdiler. Ben de hani bu kadar ilgi olunca Ermenistan'da çok prestijli bir festival var. Ona niye katılmayalım diye düşündük. Oraya gönderdik filmimizi. Ve Bıçakçı'nın hayranları, yüzüklerini dünyaları sığdıran ustanın eserlerine talep yoğun. Amerikan sanat ve siyaset dünyasından hayranları da dikkat çekici. Sevan Bıçakçı'nın Hollywood yıldızlarından, işte Dozeres Vakfı Başkanı Beth Dozeres'e kadar geniş yelpazede hayranları ve müşterileri var. Bir de koleksiyonerler var. Onun parçalarının mutlaka koleksiyonlarında olmasını isteyen önemli iş adamları, işte koleksiyonerler vesaire. Türkiye'de Güler Sabancı var mesela, çok önemli bir koleksiyoner ve Sevan Bıçakçı'nın da hayranı. Bir de müzeler var. Mesela Londra'da Victoria and Albert Müzesi Sevan Bıçakçı'nın eserlerini sergiledi birkaç yıl önce. Beth Dozeres, Dozeres Vakfı Başkanı daha önce Hillary Clinton döneminde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın öyle hatırlıyorum kültürel faaliyetlerini organize eden bir birimin başındaydı. Aynı zamanda Demokrat Parti'nin de çok önemli bağışçılarından bir tanesi. Yine mesela filmde Mark Porter'la röportaj yaptık. O da Christie's Amerika Başkanı ve Sevan Bıçakçı'nın en önemli hayranlarından bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Bu yaptıklarımdan dolayı insanlar bana ödüller verdi. Sağ olsun dünyanın her yerinden güzel dostlarım oldu, müşterilerim oldu. Taktıkları zaman kendini iyi hissettiklerini söylediler. Çok mutlu oldum. Ama şu tezgaha oturduğumda, tam buraya oturduğumda hala 12 yaşındaki çocuğumdaki Sevan oluyorum.
korkuyorum, heyecanlanıyorum. Sanki ustamdan fırça yiyecek. Belki de bu heyecanı seviyorum. Uzun lafın kısası, hayal kurmaya devam. Çekimleri İstanbul, Londra ve New York'ta yapılan belgesel filme Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü de destek verdi. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerikalı bir şirket ürettiği dağıtım drone'unu kullanarak insansız nakliye alanındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor. Aracın özelliği geleneksel nakliye ve kargo şirketlerinin gidemediği yerlere giderek dağıtım yapabilecek olması. Ayrıntılar haberimizde. Bu hafif araç belli durumlarda hayati öneme sahip olabilir. Çoğu zaman özellikle de krizler ve yardım dağıtımı gerektiğinde malzemeleri uzak bölgelere taşımanın çok zor olduğunu gördük. Buna bir de sınırlı ya da tahrip olmuş altyapıyı ekleyin. İşte bu sistemin kendini gösterdiği koşullar bunlar. Sistemin amacı hedefe göre dağıtım yapmak. Her zaman bir uçak uçurabilirsiniz. Biz bu eksiği tamamlamaya çalışıyoruz. Teknolojimizi kullanarak uçaktan bir paket fırlatabilir ve bunun tam gerektiği yere inmesini sağlayabiliriz. Araç dahili bir konumlandırma rehberlik sistemine sahip. Bu sistem aracı bir hastanenin bahçesine indirebilecek kadar doğru işliyor. Ders sistemin, dağıtım drone'u, diğer dağıtım hizmetlerinin erişemediği yerlere ulaşacak. Örneğin Güney Sudan'a ya da Porto Rico'ya yapılacak bir dağıtıma çoğu zaman tüm dağıtım firmaları hayır der. Yardım kuruluşları da genelde bu yolculukların maliyetini karşılamaya hazır olsa da paketleri yerine ulaştırmak için çözümleri yoktur. Joel Eiffel bir önceki işinde akıllı bombalar üzerinde çalışırken bu çözüm aklına gelmiş. Açıkçası özellikle insanlara zarar vermek ve onları öldürmek için geliştirilen bir teknolojiyi uyguladığım için kendimi kötü hissettim. Akıllı bomba teknolojisiyle başka ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Uçaktan atılacak ve doğru lokasyona inecek bir araç olmalıydı. Sonra aynı teknolojiyi paket ve mal nakletmek için kullanabilirim diye düşündüm. Joel Eiffel bir önceki işinde akıllı bombalar üzerinde çalışırken bu çözüm aklına gelmiş. Düşük maliyetli suni köpük, kontrplak ve plastikten yapılan drone'un dağıtımdan sonra geri dönmesini bekleme kaygısı da yok. Drone dünyada insanların en çok ihtiyaç içinde oldukları yerlerde 20 kiloya kadar gıda, ilaç ve malzeme taşıyabiliyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yaptığımız yayının bugün de sonuna geliyoruz. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yine Amerika ve Dünya gündeminden öne çıkan haberler ve konularla karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.